Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir matematik dersiyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü matematik dersimizde geometrik cisimler olan küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve kürenin özelliklerini öğreneceğiz. Küp, bütün yüzeyleri kare şeklinde olan geometrik cisimlere küp adı verilir. Küpün yüzeylerini oluşturmak için çizilen çizgilere ayrıt adı verilir. Şimdi bir küpte kaç tane ayrıt olduğunu birlikte bulalım sevgili arkadaşlar. Küpün üst yüzeyini oluşturmak için 4 tane, alt yüzeyini oluşturmak için 4 tane ve yan yüzeylerini oluşturmak için de 4 tane olmak üzere toplam 12 tane çizgi kullanırız. Kullanmış olduğumuz bu çizgilere geometrik cisimlerde ayrıt adı verilir. Demek ki bir küpte 12 tane ayrıt bulunmaktadır. Bu ayrıtların birleşmiş olduğu köşeleri saydığımız zaman ise üst yüzeyde 4 tane, alt yüzeyde de 4 tane olmak üzere 8 tane köşesinin olduğunu görmekteyiz. Küpü ayrıtlarından bir makas yardımıyla kesip ayırdığımız zaman karşımıza birbirine benzer 6 tane karesel bölge çıkmaktadır. Kare prizma. Üst ve alt yüzeyleri kare, yan yüzeyleri ise dikdörtgen şeklinde oluşan geometrik cisimlere kare denir. Karenin üst yüzünde 4 tane, alt yüzünde 4 tane ve yan yüzeylerinde de 4 tane olmak üzere tıpkı küpte olduğu gibi 12 tane ayrıtı bulunmaktadır. 12 tane ayrıtı olan kare prizmanın da üst yüzeyinde 4 tane, alt yüzeyinde de 4 tane olmak üzere 8 köşesi vardır. Kare prizmayı ayrıtlarından kesip ayırdığımız zaman üst ve alt yüzeylerinde 2 tane kare, yan yüzeylerini oluşturan ise 4 tane dikdörtgen görünmektedir. Dolayısıyla kare prizmanın 4 tane dikdörtgensel bölge, 2 tane karesel bölge olmak üzere toplam 6 yüzeyi bulunmaktadır. Dikdörtgenler prizması. Üst yüzeyi olsun, alt yüzeyi olsun, yan yüzeyleri olsun, bütün yüzeyleri dikdörtgen şeklindeki geometrik cisimlere dikdörtgenler prizması denmektedir. Dikdörtgenler prizmasının üst yüzeyinde 4, alt yüzeyinde 4, yan yüzeylerinde de 4 tane olmak üzere toplam 12 ayrıtı, üst yüzeyinde 4, alt yüzeyinde de 4 tane olmak üzere de toplam 8 tane köşesi bulunmaktadır. Dikdörtgenler prizmasını ayrıtlarından kesip ayırdığımızda birbirinden farklı da görünmüş olsa toplam 6 tane dikdörtgensel bölgeden oluştuğu görünmektedir. Üçgen prizma. Alt ve üst yüzeyleri üçgen, yan yüzeyleri ise dikdörtgene benzeyen geometrik cisimlere üçgen prizma adı verilmektedir. Üçgen prizmanın üst yüzeyinde 3, alt yüzeyinde 3, yan yüzeylerinde de 3 tane olmak üzere toplam 9 ayrıtı bulunmaktadır. Bu ayrıtların birleşmiş olduğu köşelerini sayarsak üst yüzeyinde 3, alt yüzeyinde de 3 tane olmak üzere toplam 6 tane köşesinin olduğunu görmekteyiz. Üçgen prizma ayrıtlarından kesilip ayrıldığı zaman üst ve alt yüzeylerinde birer üçgen, yan yüzeylerinde ise 3 tane dikdörtgen görünmektedir. Dolayısıyla 3 dikdörtgen ve 2 üçgenden oluşan bu üçgen prizmanın 5 yüzeyi vardır. Silindir. Alt ve üst yüzeyi daire, yan yüzeyi ise kıvrılıp rulo haline getirilmiş şekilde dikdörtgenden oluşan şekillere silindir adı verilir. Silindirin taban ve tavan yüzeyleri düz, yan bölümleri ise eğridir. Silindir, diğer geometrik cisimlerden farklı olarak ayrıtı ve köşesi olmayan bir geometrik cisimdir. Silindiri şekilde görmüş olduğumuz çizgilerinden kesip ayırdığımızda alt ve üst yüzeyinde birer tane daire,
yan yüzeyinde ise bir tane dikdörtgen ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla iki daire ve bir dikdörtgeni bulunan silindirin 3 yüzeyi vardır. Koni. Alt yüzeyi daire, onun üstündeki yüzeyi ise üçgen şeklinde olan geometrik cisimlere koni adı verilir. Şekilde kırmızı renkle görmüş olduğumuz alt yüzey yani taban düz, yan bölüm ise eğri şeklindedir. Koni, az önce görmüş olduğumuz silindir gibi ayrıtı ve köşesi olmayan bir geometrik cisimdir. Koninin bir tane dairesel bölge, bir tane de üçgensel bölge olmak üzere iki yüzeyi vardır. Küre. Nereden bakılırsa bakılsın daire şeklinde gözüken cisimlere küre adı verilir. Küre eğri olan tek bir yüzeye sahiptir. Ayrıtı ve köşesi yoktur. Şekildeki örnekte görüldüğü gibi işte portakal, dünya modeli, elma gibi yuvarlak olan cisimler küreye örnektir. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve kürenin özelliklerini öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.